Osmanlı İmparatorluğu yükselme dönemi ya da olgunluk dönemi 29 Mayıs 1453 ile 11-12 Eylül 1683 yıllarını kapsar. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminden sonra geldiği kabul edilen ikinci dönemidir. İstanbul'un fethiyle başladığı kabul edilen bu olgunluk döneminin genellikle 2. Viyana kuşatmasına kadar devam ettiği kabul edilir. Katip Çelebi, imparatorluğun bu döneminin 1593'te Celalilerin ortaya çıkmasına kadar sürdüğünü belirtirken Naima, 1683'teki Viyana bozgununu bu dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak ilan eder. Naima'nın İbni Haldun'un tarih anlayışına göre yapmış olduğu bölümlendirme sonraki dönem Osmanlı tarihçileri tarafından da benimsenmiştir. İmparatorluk bu dönemde tüm Kuzey Afrika'ya yayılmış, Doğu Avrupa'nın önemli kısmını kontrol altına alarak Viyana kapılarına dayanmıştır. Doğu'da ise yeniden ortaya çıkan Safavi devletiyle savaşmıştır. Yükselme dönemindeki en büyük tehlike Şii Safavi devletidir Osmanlı devleti açısından. İki devletin komşu olması ve doğu tarafında Şiilerin, batı tarafında Sünnilerin ayrı ayrı güçlü devletler kurması bu iki devleti yüzyıllarca sürecek uzun ve kanlı bir savaşın esine getirmiştir. Unutulmamalıdır ki yükselme dönemi 10. padişahtan sonra bitmiştir. Yani bizim tarih anlayışımıza göre yükselme dönemi 1683'te değil de 1566'da Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine sona eren bir dönemdir.